Cumhurbaşkanı maaşına ek zam yapılıyor efendim. Cumhurbaşkanlığı maaşı 141.453 liraya çıkarılıyor. 100.750 liradan 142.000 liraya çıkarılıyor ek zamla. Şimdi Cumhurbaşkanlığı maaşına ek zam yapılsın. Peki yapılsın. Da asgari ücretliye, emekliye, işçilere, onlara. Şimdi tek gelir kalemi de bu değil hani bir cumhurbaşkanının maaşı önemlidir elbette ama bir ülkede asgari ücretle çalışan kişi 3 yıl boyunca çalışsa bu parayı anca alabiliyor. Asgari ücretlinin 3 yılda aldığı parayı, parayı bir aylık maaş olarak Cumhurbaşkanı'na vereceğiz. O haberle başlayalım bu bölüme de. Enflasyon bir sorun mudur? Evet bir sorundur. Cumhurbaşkanı Erdoğan maaşını enflasyona ezdirmedi. Meclis Başkanlığına ek bütçe sundu. Maaşına yüzde %40 zam geliyor. Böylelikle maaşı 100.757 liradan 141.453 liraya yükselecek. Erdoğan maaşına yapacağı enflasyon zammıyla enflasyonu da kabul etmiş oluyor. Çünkü çeşitli defalar yaptığı açıklamalarda Türkiye'de enflasyon yok, hayat pahalılığı var demişti. Aziz milletim, aslında bugün Bizim ülkemizde teknik anlamda enflasyon değil, fiili bir hayat pahalılığı sorunu vardır. Bazen de enflasyonun varlığını kabul edip sıkıntıların farkında olduklarını söyledi. Yeni bir safhaya geçiyoruz. Bu safhadaki ara hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışları ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım güçlerini eskisinin de üzerine çıkartmaktır. Erdoğan'ın maaşına yapacağı zamla artık halktan şükür isteme devri de kapanacak. Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Meclise sunulan ek bütçede Erdoğan için zam var ama büyük sıkıntı içindeki asgari ücretliler için zam yok. Ama yine de Erdoğan'ın geçen hafta Türk İş Başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından asgari ücretli bir umut zam bekliyor. O zamın Cumhurbaşkanı maaşına yapılan yüzde %40'lık zam kadar olup olmayacağı ise merak konusu. Bir de evet haklısınız. Asgari ücretle aldığı maaşla kirasını ödemek zorunda. Her ay neredeyse zamlanan elektrik faturasını ödemek zorunda, doğalgazı, suyu ödemek zorunda, çocukların okul açlığını çıkartmak zorunda, ulaşıma para ayırmak zorunda ki mukayese etmek mümkün değil elbette. Zira Cumhurbaşkanı ulaşıma da, konuta da e, ve faturalara da para ödemiyor. Şimdi devam edelim. Neyse bu kadarcık eleştiriye de herhalde tahammülleri olur. Eleştiriyle hakaret uzun zamandan beri karıştırılıyor da bir de meclisin gündemine şimdi sosyal medya düzenlemesi yasası geldi. O da protesto ediliyor haklı olarak. Sansür yasası bu. Atılan tweetlerle ilgili daha da başımız derde girecek. Gazetecilerin yaptığı haberle ilgili daha da başları derde girecek. İlk bölümde bir avuç meslektaşımızın düzenlediği protestoyu ekrana getirmiştik halk sahip çıkacak ki haber alma hakkına o zaman niyetlenemesinler haber yapanları hapse atmaya. Bu ülkede kaç Suriyeli var ve nerede olduklarını biliyor muyuz tam olarak? Soru bu. 3 milyon 760 bin Suriyeli göçmen olduğunu söyledi İçişleri Bakan Yardımcısı. Yalnız 122 bini kayıp vallahi diyor. Biz aradık taradık bulamadık diyor kayıp ne demek? Şimdi 122 bin kayıp Suriyeli aranıyor. Yani bir verdikleri bildirdikleri ikamet adresinde yoklar. E neredeler? Yani Türkiye yol geçen anına döndü. Kimin nerede olduğuna dair de bir fikrimiz yok. Biz yönetemiyoruz. İtirafıdır aslında bu. İçişleri Bakan Yardımcısı diyor ki 122 bin kişiyi aradık taradık bulamadık. Hani bu da hani devlet... E üslubu mudur? Aradık taradık bulamadık ne demektir? Bir dinleyelim bakalım. Ülkede 3 milyon 760 bin Suriyeli var. 122 bini kayıp bulunamıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklaması bu yönde. Çataklı mecliste İnsan Hakları Komisyonu'nda konuştu. Sığınmacılar yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı konularında bilgi verdi. Veriler açıklandı. Bizdeki 3 milyon 760 bin Suriyeli maksimum rakamdır. 8-10 milyon şehir efsanesidir. Bunun içerisinde askıya aldığımız 122 bin kişi de var. Bunları 2 yıldır aradık, taradık, hiçbir yerde bulamadık. Adreslerine gidip baktık, yoklar. 2016'dan bu yana 667 bin 854 kişi batıya geçiyor. Tek tek kontrol ettik. Suriyelinin Türkiye'de kayıtsız olma ihtimali sıfırdır. Bakan yardımcısının bu sözlerine komisyon üyesi CHP'li Turabi Kayan, Kırklareli sınırından 20 kilometre uzaklıkta yürüyen kaçak kişilere rastladığını, bu kişilerin binlerce kilometreye aşıp buralara kadar geldiklerini söyledi. Çataklı bu sözlere rakamlarla yanıt verdi. 2016'dan bu yana 39.319 göçmen kaçakçısının yakalandığını da açıkladı. Ancak bunlardan sadece 9.459'u tutuklandı, 29.860'ı serbest kaldı. İçişleri Bakan Yardımcısının açıklamasına göre 6 yılda 1 milyon 246 bin 376 kişi Türkiye'ye kaçak yolla girdi. Bunların 110 bin 968'i yakalandı. 35 bine sınır şey dışı edildi. Yeni bu davet bütün din kardeşlerimize buyurun gelin siz kulak asmayın denildi. En yetkili ağız tarafından dünyanın her yerinden davet ediliyorlar. Türkiye'ye bir taraftan hiçbir ülkede bu kadar kontrolsüz ve düzensiz göç almıyor ve tartışma konusu elbette. Öfkeyi sığınmacılara değil bu kararları verenlere yönlendirmek ve sandıkta hesabını sormak gerekiyor. Avrupa Birliği ile geri kabul anlaşması imzaladık. Sınırları açmıyoruz. Avrupa Birliği'nden para alıyoruz. Buna karşılık sınırlarımızı açmıyoruz. Batı sınırlarını burada tutuyoruz. Bir ara açmaya kalktık biliyorsunuz olanları. Sonra vazgeçtik Avrupa Birliği kesenin ağzını açınca. Gururuna dokunuyor insanın doğrusu çözüm çözüm belli. Öyle öfkelenmek hemen gitsinler yakarız yıkarız demek ne olmuyor? Bir garip geri kabul anlaşmasını iptal edin. İki Suriye'de hala hazırda yönetimde olan Şam'da yönetimde olan Esad'la görüşülecek. Yani geri dönmeleri için gönüllü olarak geri dönmeleri için ne gerekiyorsa o yapılacak. Zira zor durumda Türkiye'de. Gönüllü altını çizdiğim kelime zorunlu olarak gönderilme ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zorla geri göndermek kararlarını hak ihlali olarak değerlendiriyor. Tazminat ödememize hükmetti. Yalnızca bizimle ilgili değil. İngiltere için de aynı kararı verdi. İngiltere'de ülkesindeki sığınmacıları uçağa koyup anlaştığı Ruanda'ya göndermek istedi. Uçak son anda durduruldu. Bu insan haklarına aykırıdır. Zorla gönderemezsiniz diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Anlaşma sağlanacak ve bir ortam oluşturulacak. Geldikleri gibi dönecekler mutlu bir şekilde. 365 gün içerisinde Türkiye'deki bütün sığınmacıları, kaçakları kendi ülkelerine Türkiye'nin başat gündemlerinden mülteci krizinde zorla geri gönderme tartışması yeniden alevlendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Suriyeli bir mültecinin zorla geri gönderilmesine ihlal dedi, tazminat cezası verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Suriyeli mültecinin başvurusu üzerine zorla sınır dışı kararını ihlal olarak değerlendirdi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. ve 13. maddelerine aykırı olarak değerlendirilen karar nedeniyle Türkiye'ye 12250 euro tazminat cezası kararlaştırıldı. Şimdi gözler zorla geri gönderme tartışmasının yürüdüğü siyaset sahnesinde ve mülteci krizinin yeni evresinde. Aa, kayıp 122 bin Suriyeli ile ilgili Müge Anlıya söylesinler bulur diyen hani izleyicimiz olmuş. ha Bu vesileyle tebrik edelim evleniyormuş Müge Anlı. Ee, hani durum hani durum şakaya gelir bir tarafı yok. Bir kıvılcıma bakıyor. Çok büyük bir gerginlik var toplumda. Bu hassasiyeti kaşıyanlar da var oy devşirmek için. Ama çözüm değil. Çözüm bu değil. Gönüllü geri dönüş için ortam sağlamak. Budur. Kalanlar, kalanlar olacak belki. Onların da topluma rehabilitasyonda konuşmaya başlamak. Ne dersiniz? Yani zorunlu geri gönderme olmuyor. İnsan haklarına aykırı. İnsan haklarına önem vermekte de bir devletin... Ee, gelişmişliğini gösteriyor. Bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli ölçütlerinden. Van'dan görüntüler geldi insan hakları ile ilgili. Şimdi aranan bir kişi varmış hakkında arama kararı olan bir köylü. O köylünün evini basıyor jandarma bir kişiyi arıyor. Gözaltı işlemi sırasında onlarca asker otomatik tüfeklerle havaya ateş açıyor. Ve dahası da var. Önce görüntüleri bir izleyelim. Valilikten de bir açıklama geldi.